Projenin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgiler şu şekildedir. 2002'nin Haziran ayında Show TV kanalı, yönetmen Osmanlı sınavı Amerikan dizisi Vazge'in Türk versiyonunu yapması talebinde bulundu. Deli Yürek dizisi yeni bitmişti ve yönetmen ve senaristlerin aklında bir proje yoktu. Ancak diziyi kendi bildikleri adıyla öğrenince aslında devamlı izledikleri bir dizi olduğunu öğrendiler ve senaryo için çalışmaya başladılar. Raci Şaşmaz'ın isteğiyle Soner Yalçın, diziye konsept danışmanı olarak katıldı. Dizinin deri yürekten esintiler taşımayacağı ve bugüne kadar yapılmamış tamamen farklı bir yaklaşımla ele alınacağı konusunda hem fikir olundu. Susurluk kazasının ardından 6 yıl geçmesine rağmen kamuoyunun derin devlet, mafya, yeraltı dünyasını ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini merak ediyordu. Bu da dizinin temasının belirlenmesine yardımcı oldu. 2002'nin Temmuz ayında dizinin genel hatları netleşmeye başladı dizinin başrol oyuncusunun ilk bölümde görünmeyip ikinci bölümde yüz değiştirerek oynamaya başlaması, dizinin devamında önemli rol olacak oyuncuların ilk sezonlarda çok az görünmesi ya da hiç görünmemesi de ilginçti ve dizinin ilklerindendi. Osman Sınav daha yumuşak bir isim istiyordu ancak Raci Şaşmaz ve Soner Yalçı'nın ısrarıyla dizinin isminde karar kılındı. Karakterler oluşturulurken büyük ölçüde gerçek insanlardan isimlenildi. Senaristler, dizi senaryosunu yazarken Güncel Irak Savaşı, 1 Mart tezkeresi gibi olayları takip ettikleri için bu olaylar dizide de kendine geniş yer buldu. Senaristler, güncel konularda büyük fikir ayrılıkları yaşadılar ancak diziye sadece fikir birliğine vardıkları kısımları yazdılar. Osmanlı sınavın yeni bir projesi duyulduğunda pek çok kişi başrolünün Kenan İmirzalıoğlu olacağını düşünmüştü ama sınav, rol için Cenk Torun'a teklif götürdü ama Cenk Torun, rolü sormadan teklifi geri çevirdi. Nihayetinde Osmanlı sınav oyunculuk deneyimi dahi bulunmayan Necati Şaşmaz'da karar kıldı. Başrollerden Elif rolü için Oylum Talu'ya teklif götürülse de oyuncu rolü kabul etmedi. Daha sonra rol için Özgü Namal düşünülmeye başlandı. Ancak Özgü Namal o zamanlar Oktay Kaynarca ile sevgiliydi. Daha sonra tarafların onayıyla oyuncu seçildi. Kumarhane sahnelerinde kullanılacak silahlar için Abidin Yerebakan ile görüşen ekip, Bizi de oynaması karşılığında anlaştı. Yere bakan, sözünü yerine getiremedi ancak dizide Abidin Seferoğlu rolüyle yer aldı ve bu vesileyle oyunculuğa başladı. Dizideki konsey kadrosunun seçimine büyük özen gösterildi ve bu oyuncuların tamamı devlet tiyatrosu sanatçılarından oluştu. Kurtlar Vadisi dizisini konu alan birden fazla kitap yayımlanmıştır. Yusuf Solmaz tarafından yazılan Kurtlar Vadisi Çocukları ve editörlüğünü Nazım Kürşat Tektaş'ın yaptığı Kurtlar Vadisi Unutulmaz Sözler Diyaloglar bu kitaplardan ikisidir. İki kitabın da basım tarihi 2005 yılıdır.